kirli bir komplo devreye sokuldu. Halkımızın şunu bilmesini isteriz ki ifade edilen komploda geçen satırların tek bir sözcüğü dahi, tek bir kelimesi dahi doğru değil. Biraz daha açayım ben. Bilindiği gibi geçen sene Kobani sınırında, Kobani çetelerce kuşatıldığı bir zamanda halkımız sınırda nöbet tuttu. O zaman birkaç vekil arkadaşımızla birlikte biz halkımızın arasında orada bulunduk. Orada bulunduğumuz bir zamanda Ceylanpınar ilçemizde partimizin gençlik teşkilatı tarafından yapılan bir gençlik şölenine gittim, esnada bu tezgah kuruldu. Daha doğrusu oraya giderken şoförüm olan arkadaş o gün hastanede ameliyatta yattığı için orada bulunan şoförlüğü olan oradaki nöbette bizimle bir müddet kalan bir gençle birlikte gittik. Ceylanpınar sınır merkezine şehir merkezine vardığımızda söz konusu çocuk genç bir sigara alma gerekçesiyle araçtan indiğinde bir daha gelmedi. O esnada ben hemen il valisini aradım, vekillerimizi aradım, ilçe teşkilatımızı haberdar ettim. Ve olan biten hep bundan ibaret. Ondan sonra düşünün, üzerinden bir yılı geçmiş ve böylesi bir zamanda bu darbenin devreye konulmaya çalıştığı bir zamanda bunlar piyasaya servis ediliyor. Algı yönetilmeye çalışıyor. Bunun üzerinden partimizin başarısı kriminalize etmeye, aslında darbelenmeye çalışılıyor. Bir iktidarını kaybettiğinde ne kadar çılgın olabileceği, ne kadar her türlü insani, ahlaki ölçüleri bir tarafa bırakacağını bu aralar görüyoruz. Bu komplo şahsında görüyoruz. Alçakça bir oyun. Bizimle sınırlı kalsa her neyse dersin, bu bir komplodur, sineye çekersin. Ama bunun üzerinden bu ülke savaşa sürüklenmek isteniyor. Şu an iktidarını kaybetmiş bir iktidar var. Bu ülkeyi meşru olmayan şekilde yönetmeye çalışan bir hükümet var. Ve her türlü kirli oyunu devreye sokmaktan geri kalmıyor. Daha dün akşam Cizre'de bir gencimiz, 21 yaşındaki bir genç polis tarafından vurularak öldürüldü. Şu an ülkenin dört bir tarafı savaş alanına dönmüş durumda. Asıl bizim endişelendiğimiz bu. Böylesi bir süreçte partimizi yıpratmak, kriminalize etmek, önünü kesmek. Çünkü partimiz bu kokuşmuş ortamda halkımızın yegane umudu haline gelmiş durumda. Önünü almaya dönük, yeni bir erken seçim hazırlamaya dönük aslında kirli oyunlardır bunlar. Bu bizi şüphesiz çok öfkelendirdi. Ama kaygımız bireysel değil. Şeyin çok iyi farkındayız. Bizim üzerimizden bu ülke bir savaşa sürüklenmek isteniyor. Her gün çocuklarımız ölüyor. Ya bu kirli bir oyun. O nedenle iktidara yakın duran söz konusu medyanın hepsini şiddetle lanetliyoruz. Hepsine ilişkin teker teker suç duyurusunda bulunduk. RTÜK'e şikayette bulunduk. Bu çok kirli bir oyundur. Böyle geçen sene böyle bir şey yaşandı. Niye bir sene bekliyorsunuz? Niye böylesi kritik günleri, halkın zaten yeterince gerildiği zamanları bekliyorsunuz? Kaldı ki elinizde hangi bilgi var? Hangi bilgiye dayanarak böyle alçakça bir oyunu devreye sokuyorsunuz? Sözüm ona, biz silah almışız. Hani nerede o silahlar? Kim verdi, nasıl alındı, nereye götürüldü? Böyle bir bilgi yok. Ne olmuş? Sadece benimle oraya gelen bir çocuk gözaltına almış, bu senaryo çocuğun üzerinden kurgulanıyor ve biz ona dahil edilmeye çalışıyoruz. Bizim üzerimizden partimiz bu oyuna dahil edilmeye çalışıyor. Çünkü şu an mevcut verili ortamda sağduyulu yaklaşan, bunca acıya rağmen, bunca kayba rağmen, onlarca arkadaşımızı kaybetmemize rağmen, bu ülkenin dört bir yanda onlarca güzel çocuğumuzu kaybetmemize rağmen hala sağduyulu yaklaşmaya devam ediyoruz. Bu onları çıldırtıyor. Bu onların savaşçı politikalarını deşifre ediyor. O nedenle ahlaksızca, pervasızca saldırıyorlar.